Soylu bizi kandırmış bunca zamandır dedi. Aslında hani biz terörle mücadele olduğunu zannediyormuşuz ama bir de şuna dikkat çekti. Emniyet içinde işte bu sosyal medyadaki özellikle açıklamaları gördüğümüzde oradan mesela size sorayım yani emniyet içinde mesela onun polisi, bunun istihbaratı gibi böyle ayrımlar olabilir mi? Çünkü mesela özellikle buna dikkat çekiyor sosyal medya burada troll diye bahsettiğimiz hesaplar ve bir de sonuçta bir şey, LAV silahlarından bahsediyoruz, bir bombalı araçtan bahsediyoruz. Kayseri'den Ankara'ya kadar gelen teröristlerden bahsediyoruz. Şimdi meclis resepsiyonunda hem Binali Yıldırım hem Yaşar Güler PKK'nın ismini zikrettiği için ben de hani yayın yasağına girmeyecek şekilde hani PKK'ya atıfta bulunabileceğim ama şimdi bu tarz bir terör eyleminde bir istihbarat zafiyetinden bahsedebilir miyiz? Bu sosyal medyadaki hesapların bahsettiği ya da Ali Yerlikaya'yı hedef aldığı üzere? Şimdi şöyle ifade edeyim. Artık devlette kurumsal kimlik kaybolmuş durumda. İfade ettiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın içinde sadece bu bakanlıkla sınırlı değil. Onun adamı, bunun adamı filan olabilir mi? Olduğu zaten belli ve devlet aklı yok edilmiş vaziyette. Müsaade ederseniz ben olayı değerlendirmek istiyorum. Bakınız güvenlik konuları özellikle de terör faaliyetleri bilgi olmadan teşhis ve değerlendirme yapılamaz. Yaparsanız ya falcılık olur ya da en iyi ihtimalle spekülasyon olmalı olur. Şimdi ben bakıyorum bugüne kadar ulaşabildiğim bilgilere bakıyorum. Özellikle PKK bunu üstlendiği gözüküyor. Eğer şu ana kadar bir terör örgütü üstlenmeseydi şu anda size farklı bir değerlendirme yapacaktım. Ama terör örgütü PKK üstlendiği için bir de tipine, yerine, şekline, zamanlamasına ve nereye yapıldığına bakıyorum. Bende de esasında kanaat hasıl olmuş durumda. Tabii ki son anda başka değişiklikler olursa değiştirmek durumunda tabii ki kalırız. Ama bu işi ben de PKK'nın yaptığına inanıyorum. Şimdi biliyorsunuz bu tür faaliyetlerde en çok söylenen laf ne? Terörü lanetliyorum. Ben de lanetliyor muyum? Ben de lanetliyorum. Ama bunun bir karşılığı var mı? Bir anlamı var mı? Bakın kime sorarsanız sorun. Dünyanın her yerinde terör örgütleri hariç herkes terörü lanetler. Peki niçin terör bitmiyor? Niye biliyor musunuz? Aynı tanım yok bütün dünyada. Yani bütün dünya farklı farklı bakıyor terör örgütlerine ve terör olaylarına. Kimisinin terör örgütü gördüğünü diğeri görmüyor. Veya ne bileyim özgürlük savaşçısı olarak değerlendiriyor. Halbuki İnsan yaşamına kasteden bu tür faaliyetlerin hepsi amaç ne olursa olsun ne yapılmalı? Lanetlenmeli, desteklenmemeli. Ama bu mümkün mü? Mümkün değil. Artık günümüzde terörle birlikte yaşamak zorundayız. Çünkü bugün dünyada egemen olan savaş türü 5. nesil tipi bir savaş var şu anda. Ne demek bu? Yani asli unsuru ateş ve manevra olmayan, tabii çok önemli bir başlık bu, saatlerce bu konuda konuşabilirim ama birkaç örnek vereyim. Örneğin vekalet savaşları, örneğin terör, medya, ekonomik manipülasyon, psikolojik harekat. Bunlar şu anda 5. nesil savaşın unsurları arasında. Şöyle de bir örnek vereyim bizi izleyenler daha kolay anlayabilsin diye. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya barış halinde değil mi? Savaşmıyor. Hayır, savaşıyorlar biliyor musunuz? Vekalet savaşıyla Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile savaşıyor. Evet, bir askeri ölmüyor ama bir vekalet savaşı yapıyor. Aynı şekilde Türkiye NATO'da diğer 30 ülkeyle müttefik. Peki NATO'nun içinde başka ülkeler amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için, Türkiye'yi destabilize edebilmek için, manipüle edebilmek için, kullanabilmek için terörü
beşinci nesil savaş unsuru olarak kullanıyorlar mı? Evet, tabii ki kullanılıyor. Bir kere bu gözle bakmazsanız, yani o içsel çekişmelere girerseniz çok büyük bir hata olur. Bunun bakın zamanlaması ne? Meclisin açıldığı gün. Ne? Yeni bir yasama yılı açılıyor. Nereye yapılıyor? İçişleri Bakanlığı'na yapılıyor. Yani burada çok açık bir mesaj veriyorlar. Niçin? İşte yasama yılı başlıyor, anayasa değişiklikleri konuşulacak, Türk kimliği, daha farklı kimlik tanımları, terörle mücadele faaliyetleri. Bu şekilde hem Türkiye topluma bir mesaj veriliyor, hem hükümete mesaj veriyor. Şimdi size biraz önce ne ifade ettim? Yeterince bilgim olsa daha başka değerlendirmeler de yaparım. Çünkü Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna Savaşı var. Ukrayna Savaşı bir anlamda şekil değiştiriyor. Artık önümüzdeki aylarda Ukrayna'nın cepheye gönderebilecek askeri kalmayacak. Türkiye'nin bu savaşa bir şekilde manipüle edilebilmesi bile söz konusu. Bunlar nerede konuşuluyor? Batı'da konuşuluyor. Daha başka ne olabilir? Kafkasya, o bölgede yeni bir cephe açmak istiyorlar. Ermenistan ve Gürcistan bunun bağlantı noktaları ve yeni gelişmeler var biliyorsunuz. Zengazur koridorunun açılması konusunda, bu Zengazur koridorunun açılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin çekinceleri var. Çünkü bunu bir şekilde Rusya'nın denetimine, kontrolüne bırakmak istemiyor. Şunu demek istiyorum. Yani siz orada bir silahlı mücadele görüyorsunuz ama, bir terör saldırısı görüyorsunuz ama bu bir mesaj veriyorlar. Nereye? İktidara, mücadelesine ve şu anda başlayan yasama yılı için mesaj veriyorlar. Eğer önümüzdeki günlerde müteakip terör saldırıları bir zincirleme şeklinde olmaz ise, yani yeni bir savaş başlatmak gibi bir girişim olmazsa, bu ilk baştaki değerlendirmemde emin olacağım o zaman, bu başlangıç mesajı vermeye çalışıyorlar. Bu mesajın önünde kim var? PKK terör örgütü var. Ama bilin ki bu terör örgütünün arkasında da bu bölgeye yönelik, Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin gelecek tasavvuruna yönelik ve halen devam eden Ukrayna Savaşı, Karadeniz faaliyetleri ve Kafkasya üzerinden cephe açılabilmesinin arka planını oluşturma gayretleri içinde değerlendirmek lazım. Eğer işte yani İçişleri Bakanı için, Süleyman Soylu için söyleyecek söz çok, eleştirecek konu çok. Hani ne diyordu? Herkesin ayakkabı numarasını biliyoruz diyordu. E hani o zaman adama şöyle sorarlar. 4 ay önce ayrılırken, devir teslim ederken bu teröristlerin dosyasını, ayakkabı numaralarını yeni Ali Yerlikaya'ya teslim etmedin mi? Ben bu konuya girmek istemiyorum. Hani niçin girmek istemiyorum? Çünkü artık Türkiye'de kurumsal kimlik kaybolmuş durumda. Devlet devlet olma özelliğini kaybetmiş durumda. Devletin içinde, bakanlıkların içinde çeşitli vahalar var. İnançlı, çalışkan, pırıl pırıl insanlar var. Onların bir şekilde sırtlamasıyla, omuz vermesiyle yürüyor ama bir kurumsal yapı egemen değil. Büyük resme dönersek bu işin arkasında bir plan var. Yeni yasama yılı mesaj veriyorlar. Yeriyle, tarzıyla, niteliğiyle ve zamanlamasıyla. Eğer bunun üzerinden düşünmek, düşünce üretmek, ortak akıl üretmek yaparsak bu bizim için faydalı olabilir. Ama işte ne bileyim, o Süleyman Soylu öyle yaptı, böyle yaptı. Yani Süleyman Soylu'nun zaten savunulacak tarafı yok da, onun için biz büyük resme dönmeliyiz, büyük resmi konuşmalıyız diye gerçekten düşünüyorum.